Eğer Evet. uygunsa ufak ufak başlamak için izninizi isteyeceğim. Estağfurullah. Sizin söylemek isteyeceğiniz bir şey varsa öncelikle adet olduğu üzere size söz vereyim. Ondan sonra siz bana geri verirseniz konuşmacılarımız hakkında ufak bir özgeçmiş okuyacağım. Ondan sonra da sözü onlara vereceğim. Özgürcüğüm, çok teşekkür ederim. Senin de bu Boğaziçi deniz kültürüne katkıların inanılmaz çok. Gerçekten minnettarız. Sağ ol, var ol. Ben zaten misafirlerimize bir hoş geldin demiştim. Tekrar daha sonra katılanlara hoş geldiniz diyorum. Her sabah akşamı biz buradayız efendim. Bekleriz. Hatta ve hatta Boğaziçi Deniz Kültürü'nün spor ve çevre platformunun YouTube kanalımız mevcut. Evvelki yapmış olduğumuz video konferanslarımızı buradan izleyebilirsiniz. Bu akşamki kayıt da birkaç gün içerisinde YouTube kanalımıza yüklenecektir. YouTube kanalımıza geldiğiniz zaman da abone olursanız bize kuvvet verirsiniz. Çok teşekkür ederim. Özgürcüğüm, top sende, buyur. Başkanım teşekkür ediyorum. O zaman ben sözü konuşmacılarımıza vermeden önce çok tabii özgeçmişlerinden bahsetmek istiyorum. Bu akşamki konuşmacılarımız Profesör Doktor Nadire Berker ve Profesör Doktor Selim Yalçın. Nadire hocamız 12 yaşından itibaren kürekli sandal, sonra plat ve ahşap 8 metrelik fok botla başlayan deniz hayatı 1999'da Selim'in Forsas'ı ve Hobbycat 17'si ile renklendi. 2003'te kürek sporuna ve koşuya başladı. 2008'de ilk tam maratonunu koştu. 2009'da World Masters Rowing Championship'a katıldı. 2009 ve 2010'da Boğaziçi Yüzme Yarışı'na katıldı. 2012'de çıktığı yelkenle dünya turu ve sonrasındaki okyanus gezilerinde devamlı koştu, yüzdü ve Yeni Zelanda, Reunion, Madagaskar ve bunun gibi koşu yarışlarına katıldı. Günübirlik yüzü aşkın veya 3-4 günlük trekkingler yaptı. Profesör Doktor Selim Yalçın ise 13 yaşında İTÜ Minikler takımında baskete başladı. Deniz sporlarını tercih ederek 14 yaşında İstinye'de kürek sporuna başladı. Hiçbir zaman bırakmadı. Heybeliada ve Caddebostan'da antrenör ve tekne tamircisi olarak da çalıştığı kürek kulüpleri kurdu. 15 yaşında sandalına direkt takarak başladığı yelkenciliği Forsa, Ada, Anka ve ekip teknelerinde ilerletti. 2012 senesinde alüminyum Ovni 445 keyif ile dünya turuna çıktı. Sayısız yarı maraton ve 3 maraton koştu. Windsurf, Hobbycat, Scuba, serbest dalış ve deniz sporlarına da emek vermiştir. Hocalarım, bu noktadan sonra sözü size vermek istiyorum. Ekran paylaşımını da sizin için açık hale getirdim. Lütfen buyurun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun davetiniz için. Sayın çok sevgili arkadaşımız Zuhal Atasoy aracılık etti. Bu sayede sizinle tanışmış olduk. Aranızda olmaktan mutluyuz. Her yarışa bir sonuncu lazım. O yüzden ben spora hala inatla devam ediyorum. Çeşitli yarışlarda koşmaya, etmeye. Şimdi sizinle 2012'de başlayıp 2018'de bittiğimiz ve hala da devam ettiğimiz yolculuklarımızı bilmiyorum duyabiliyor musunuz? İnternet sorun olabilir, inşallah olmaz. Onlardan hatıralarımızı paylaşmak istiyoruz. Önce bir ekranı paylaştırmaya çalışayım ben. Evet, daha doğrusu teknik eleman olarak Selim. Tamam. Şimdi de bir daha. Görebiliyorsunuz herhalde, değil mi? Şu anda ekran geliyor. Tamam, bir sorun yok yani. Evet. Evet, gördüğünüz gibi 2012'de biz teknemizi Fransa'nın Atlantik sahilinde Le Sable-d'Olonne kasabasından satın aldık. Sonra yola çıktık ve 2018'e kadar bir dünya turu yaptık. Ondan sonra da yaz aylarını Türkiye'de ve Akdeniz'de, kış aylarını da Karayip Denizi'nde geçirdik. Geçecek şekilde her sene iki kere Atlantik Okyanusu geçmeye devam ediyoruz. Bu 20 kışını Türkiye'de geçirdik. Çok da keyif aldık. Bir dakika ne ilerleyemiyorum. Slide'a ilerlemeye çalışıyorum ama. Ha, tamam. Bizim tabii dünya turuna çıkmamız ve bizimle birlikte Türkiye'den şu ana dek çıkmış olan 22 tekne var. Bunların hepsinin de önünü açan, onlara bu ufukları açan
Sayın rahmetli Sadun Bora Üstadımızı rahmetle anmak istiyorum burada. Hepimizin kapısını açmıştır. Biz lisan bilgimiz sayesinde dünyayı gezerken yüzlerce, belki birkaç bin farklı yelkenciyle tanıştık. Ve bunların ülkesinin çok azında bir Sadun Bora var. Biz Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilir edebiyatı var ama aslında o kadar da denizci bir millet değiliz. Sadun Bey olmasaydı bizim ülkemizden bu kadar çok yelkenci, bu kadar çok dünya turcu çıkmazdı. Muhteşem bir insandı. Çok tatlı dilli, güler yüzlü, mükemmel destekçiydi. Ve yazdığı kitap şu anda 7. 8. baskısı galiba, dünyanın sayılı yelken eserleri arasındadır. Şurada gördüğünüz duvarda 3-4 lisanda yelken kitapları var. Biz çok okuduk uzun yıllar. Özellikle Nadir Hocam bir armchair sailor olarak tanınır. Koltuk denizcisi. Okumadığımız hemen hemen denizci kitabı yoktur. Sadun Bey'in pupa yelkeni kalitesinde, o yılların koşullarındaki baskısıyla, seçilmiş resimleriyle insanı etkileyen çok çok az kitap vardır. Bizim seyahatimizin gerek bir YouTube videoları, seyahatimiz direkt değil de o da Bora'nın ve Sadun Bora'nın hatıraları için hazırladığımız bir YouTube videolarımız var. İnternette bulursunuz. Bir de daha önemlisi podcastlerimiz var. Podcastlerde nasıl hazırlandık, neler yaptık, neler ettik, Atlantik geçişimize kadar 20'şer 30'ar dakikalık dilimler halinde anlatıyoruz. Nadir Hocam, denizciliği görüyorsunuz. Şurada küçük siyah sandalıyla başlamış durumda. Pardon be. Evet, ben 12 yaşındaydım ilk sandalımı aldığımda. Babama 18 yaşında denizi görmüş babam ilk defa. Çok itiraz etti deniz sandal almak istiyorum deyince, ama sonra beni kırmadı. O şekilde ben denizciliğe başladım. Sonra çok arzu ediyordum bir tane yelkenim olmasını. Hatta Kalamış Marina'ya gidip o tekneleri seyrederdim. Hatta bir keresinde kelebek gelmişti. Tanıl Tuncel kelebek teknesiyle marinaya gelmişti. Türkiye'nin ikinci dünya turcusu. Ben gidip Tanıl abi tanımak istemiştim ama yoktu teknesinde. Kelebeği tavaf etmiştik oğlumuzla birlikte, böyle ellemiştik. Bak bu tekne dünya turu yapmış. Belki bir gün biz de gideriz falan diye. Neyse, sonra ilk teknem bir folkboat badem idi. 7.80. Onu da işte düğünde filan bize altınlar gelir ya, onları satıp savup almıştım. Sonra Selim'le birlikte olduktan sonra da deniz hayatımız daha da canlandı. Önce Anka Polimarin Pala'mız oldu. Sonra Ekip diye bir Elan Impression'ımız oldu. Çocuklarımızla Ege'nin her yerini gezdik. Bir yandan tabii meslek vardı. O şekilde deniz hayatını sürdürdüm. Kürek derseniz de, kürek de bir şekilde ben... Selim bana şey dedi, sen kürek çeker misin dedi. Ben de ya benim sandalım vardı, tabii ki çekerim dedim. Bu sana söylediğim şey o kürek değil, başka bir şey bu dedi. Götürdü beni Caddebostan'da kurmakta oldukları kulübe. Tek çifteye bindirdi ve dedi ki bana, böyle kürekleri tutuyorum, kürek çekenler bilir. Bir tanesini bırak bakayım dedi. Birini bırakmamla alabora olmam bir oldu. Şimdi düşmeyi öğrendin, artık çekebilirsin dedi. Başlayış o başlayış. Ben 39 yaşına kadar günde 2 paket sigara içmiş, otobüse bile koşmamış bir kadındım. Spor hayatım öyle başladı. Selim epey de kitaplar yazdık. Bu aşağıda görüyorsunuz. Gerek tıp kitaplarımız, gerek Tıbbiye'nin Öyküsü adında 19. yüzyıl, hatta 18. yüzyıl sonunda başlayan Osmanlı Türk modernleşmesinin, üniversitenin kurulması, 1960'lara gelmesi ve günümüzdeki felaketi yazmadık. Onun öyküsünü biz kaleme aldık. Bizden başka pek üniversite tarihi, eğitim tarihi kitabı yoktur. Bir de kocaman bir sihirli yelkenlerimiz var. Deniz kültürüyle ilgilenenlerin eline geçmiştir herhalde. Sadun Bey de çok el etmişti. 4 kiloluk küçük bir kitap. Benim denizciliğim biraz daha farklı. Burada ben biraz konuyu açmak istiyorum. Çünkü Boğaziçi ismini duyunca, spor ve deniz kültürü ismini duyunca ben bunu hiçbir yerde anlatamadığım bir Boğaz deniz kültürü vardır. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi tarihe karıştı. Benim de size anlatacağım bunun sadece binde biridir.
Rahmetli Çelik Gülersoy'un bilirsiniz bir kayıklar kitabı vardır. Bu benim başucu eserlerimin birisi. Burada arkamızda yanımızda geziyor Sadun Bey, Pupa Yelken ile beraber. Biz o kayıklardan tabii çok sonraki nesiliz, eski hamlacılardan. Ama biz de Boğaz'da epey 1970'lerin başından itibaren çevre kirliliği 85'lerde, 12 Eylül 80'lerde gelene, çevre kirliliği 85'lerde gelene kadar güzel bir Boğaz dönemi yaşadık. Şimdiki Boğaz'dan tabii bizim Boğazımızın veya tarihsel Osmanlı İstanbul'un Boğazı'nın bir alakası kalmadı. Gördüğünüz gibi burada çeşitli tekne resimlerimiz var ama daha önemlisi ben size Boğaz'ın deniz kültüründen bahsetmek istiyorum. Bunlar pek bir yerde bilinmeyen, popüler olmayan konular. Bakın bu 1 Temmuz 1939 senesinde Beykoz'un önünde, Moda'da değil, Beykoz'un önündeki kutlamada benim kürek hocamın babası, hamla sırtı, başı beyaz kaskette olan rahmetli Abdurrahman Deniz ve dümende de Ferit Baykuş, Ligon reisimiz bizim. Göreceksiniz 2021 senesinde aynı teknenin, aynı yarış yerinde değil başka bir fotoğrafını bana göstermekte. Bizim köyümüzün balıkçı reisidir Ferit Reis. 5-6 nesilden beri reisler, balıkçılar. Ama balıkçı olmasına rağmen hayatını kürek sporuna adamıştır. Bizim kulübümüze de çok kurulmasına çok büyük katkıları olmuş. Çok kıymetli ve zamanının milli kürekçisidir 1950'lerin. Bu da benim kürek hocam ortada takım elbiseyle. Ben yerde çökmüş durumdayım. İstinye Kürek İhtisas Kulübü 12 Eylül Belediyesi başarıyla yıktı. Ardından da Türkiye'deki spor politikalarıyla Türkiye'deki amatör spor maalesef gömüldü. Biz çok çırpındık. Birçok insan arkadaşlarımızla gerek kürek gerek diğer branşlarda çocuklarımız da sporcu oldular ama zor. Türkiye'de artık özellikle eğitim sistemi bir taraftan baltalıyor. Burada uzun boylu olan Naçiz Kulunuz, yandaki arkadaşlar, arkada duran sarışın ve diğer sakallıyı birazdan yine göreceksiniz. Bakın bunlar, onlar benim ekip elemanlarım. İstinye 1977. Arka tarafta yüzen havuz var, tersane var. Altımızdaki tekne İstinye'de yapılan, rahmetli Süleyman amcamızın yaptığı bakır perçin basma tiriz denilen küreklerimiz ahşap yine İstinye'de yapılıp Türkiye'ye dağılırdı. Burada da 2021 senesinde aynı ekip. Dümen'deki bir tek Nadire katıldı buraya gördüğünüz gibi. Dümen'deki arkadaşımız arkada sakallı olan diğer iki arkadaş da benim önümdeler. Hala elimizden geleni yapıyoruz spor için. Ben 95 senesinde 95'te Heybeli'deki kulüpte peşinden Heybeli kulüp yıkılınca orada gördüğünüz gibi başarılı madalyalı Türkiye şampiyonu çocuklar yetiştirdik. Oradaki kulüp yıkılmak zorunda kalınca tekrar bir tane daha Heybel'de kulüp kurdum. Sonra dünya Masters yarışlarına katılmaya başladık. Adının bizim ikinci kurduğumuz kulüp Heybel'deki bu sarı palalı kulübümüz epey bir başarılı oldu. Oraya benim antrenörlüğüm yetmedi. Benim finansörlüğüm de yetmemişti zaten. Arkadaşlarımız katıldılar etkilenen. Onların mali katkılarıyla Bulgaristan'dan hakiki antrenör getirdik Maxim Parvanov. Burada bayağı büyüdük. 30-40 çocuğumuz oldu. Peşinden ama maalesef Heybeli'deki kulübümüz de büktü. Bu sefer Caddebostan'da bayrak görüyorsunuz. Otobüsün tepede tekneleri, futaları görmektesiniz. Benim ömrüm otobüs tepesinde geçti. Bu 74 sene, 75 senesinden beri otobüsün teknesi tepesine futa bağladım. Bu kulübümüz de epey başarılı oldu. İstanbullu olanlar varsa Caddebostan Migros'un yanındaki kürek teknelerini görmüşler. Bu işte bizim son kulübümüz. Burada da bizim o kulübümüzün başarılı sporcularından birisi. Baştan İkinci olan gençlik olimpiyatlarına katıldı, milli oldu. Kıştaki de söylemese bizim büyük kızımız, küçük kızımız kürekçi, oğlumuz yelkencidir. Hepsi maratoncudur aynı zamanda. Bu da bizim bir zamanlar Nadire'yi de görüyorsunuz. Türkiye'de kıdemli yarışlarındaki bir madalyamız ama Türkiye'de kıdemli yarışlar o kadar zor değil. Ben ayrıca bütün dünyada spor faaliyetlerine koşturdum elimden gelince. Burası Philadelphia. Orada 350 bin kişinin seyrettiği bir yarış var. Boston'da ondan da daha kalabalık bir yarış var Charles River'da. Oraya kızlarımız kürekçi olarak, biz seyirci olarak katıldık. Bir başka uluslararası faaliyetimiz 2004 senesinde olimpiyatlar bizim dibimize gelince biz de tek bir arkadaşımızın teknesini aldık. Bizim mali gücümüz o kadar parlak değildi ve çocuklarımızı bindirdik. Atina olimpiyatlarına gittik yelkenliğiyle. Atina olimpiyatlarına gittiğimizde teknede yatıp kalkarak her gün olimpiyatları, korkunç paralar, bilet paraları, her gün olimpiyatları seyrettik. Orada kürek yarışlarında tabii ki seyrettik. Maraton, skin, maraton
Savaşı'nın yapıldığı yerdeki parkta. Hatta bakın bu dünya şampiyonası geliyor 8 tek. Baştaki Amerikalı, ardından o teknenin kürekçilerin birini buldum. Ya siz nasıl yapıyorsunuz bu kadar güzel başarılı kürek çektiniz, dünya şampiyonu adamı sordular. Bir taraftan da biz koşucuyuz, kürekçiler koşar. Ben çocuklarımızı yüzlerce sporcu yetiştirdim. Hepsini koşturdum. Bakın arkamda 300 numaralı kürekçim geliyor. Nadir Hocam 86 numaralı. Önümde çok sıkı bir kürekçidir. Sinan Işın Amerika'da da çekti. O koşuyor. Burada ben onu gördüğünüz gibi benim yüzüm güleç. Çünkü ben onların arasında ileri geri çoban köpeği gibi koşuyorum. O kadar yorucu değildi benim için onların temposu. Ve burada da finişte hemen önce. Tabii Sinan'ı ben geçeceğim. O an kadar böyle gazlayıp sonra finişte... Bu arada da hafif kilo iki çifte de birinci gelen, dünya birincisi olan kızlarımızı da kutlayalım burada. Türk kızlarımız dünya şampiyonu oldular. Hafif bu arada kilo, iki gün önce. Çiftede. Evet, biz dünya turuna çıkma kararı verdiğimiz zaman evi barka her şeyi kapattık. Karada hiçbir hayat bırakmadık. Ve bütün evimizi teknemizin içine taşıdık. Bir tane teknemiz vardı zaten. Bir Elan Impression 13 metre bir teknemiz vardı. Onunla gidemeyeceğimize karar verdik. Daha sağlam, metal ve birazcık daha büyük, kotra armalı, yani iki tane ön yelkeni olan bir tekne aldık. Bu yeni teknemizi demin söylemiştim Fransa'nın Atlantik kıyısından aldık. Buraya mı basıyorum ilerlemek için? Bu teknemizin yapılış aşamalarında da gidip teknemizi gördük her zaman. Özellikleri de bu tekne çok sağlam. Metal çünkü. Bu teknenin salması da çekilebiliyor. O yüzden 1 metre suya girebiliyor. Rüzgara doğru gitmek istediğimizde de 3 metre inebiliyor. Bu dünya denizlerinde çok kardeşleri olan okyanus için yapılmış bir tekneydi. Demin de söylediğim gibi 2017'de dünya seyahatimiz bittiğinden beri de karşıya geçip geliyoruz her sene. Tabii bu dünya seyahati çok kolay bir olay değil. Bizim de bir sürü şey başımıza geldi. Dostlarımızın da başına bir sürü şey geldi. Ama hiç çok kötü bir şey olmadı. Sağ salim bitirmeyi başardık. Ben burada çok kısa bir de şişemiz var, onun öyküsünü anlatmak istiyorum. Biz Atlantik Okyanusu'na ilk çıktığımızda ben çok korktuğum için iki kişi ekip olmaktan üçüncü bir arkadaş olarak yanımıza demin de resmini gördüğünüz Miraç'ı çağırdık, Selim'in kürekçilerinden. Miraç arkadaşımız da gelirken bir tane şampanya getirmiş. Biz normalde teknede hiçbir şekilde seyirde içki içmeyiz ama bu özel bir okazyon, hava da güzel değil. O bir şişe şampanya içtikten sonra içine bir mektup yazdık ve o mektubu İngilizce olarak yazdık. E-maillerimizi, telefon numaramızı yazdık. Şampanya şişesinin tıpasını kapattık ve suya attık. Cebeli Tarık Boğazı'nı geçtikten sonra yaptık bunu Atlantik'e ilk çıktığımızda. Ve o şişe 2 sene sonra kendi başına okyanusu geçmiş Bahamalar'da kumsalda bulundu. Ve bulan kişi bir müzisyenmiş, bize e-mail yazdı şişenizi buldum diye. Sonradan da onunla ahbap olduk. Bu da bize şeyi gösterdi. İçine su almayan sağlam bir araç ne olursa olsun karşı tarafa geçiyor. Çünkü akıntıda, rüzgarda, Atlantik Okyanusu'nda sizinle birlikte. O yüzden Atlantik Okyanusu geçişi aslında çok zor değil ama... Hani nasıl hazırlandınız bu olaya, bir dünya turuna veya denizde yaşamaya, okyanus geçmeye sürekli diye soracak olursanız, onu da aslında bu podcastlerimizde çok ayrıntılı olarak anlattık. Ama bu hazırlık olayının 4 tane bacağını söylemek gerekiyor. Birincisi fiziksel hazırlık. Yani teknede olabilecek her şey, direğe çıkmak, sintineye yatmak vesaire, bunları yapabilmek için gerekli çeviklik ve atletik beceri de olmaya çalıştık. Mental ve psikolojik hazırlıkta da karar vermek, bir kararı vermek ve onu uygulamak. Tabii bir de ekip olarak teknede birbirinden
daha doğrusu kaptandan emir almak ve ekibe uyum sağlamak. Teorik bilgi ve beceri edinmekte kitap okumak, yapanları gözlemek, yapanlara sormak, nasıl oluyor diye sürekli sormak bizden önce gitmiş olanlara. Bir de tabii her fırsatta denize çıkıp edinilen bilgi ve beceriyi uygulamada görmek. Bu dört bacağını söyleyebiliriz hazırlığın. Başka bir şey? Kısa. Evet. Şimdi ilk olarak teknemizi aldıktan sonra nehir ve kanallardan geçmeye karar verdik. Bunu önceki sunularımızda hep söylemiştik. Biz Akdeniz'den gelmedik Türkiye'ye. Fransa'nın Atlantik kıyısından çıktık. Le Havre kentine gittik. Le Havre kentinden Sen nehrine girdik. Direğimizi düşürdük. İndirdik. Ve direğimizi bir kamyonete yükleyip Viyana'ya kadar paradan gönderttik. Kendimiz de salmamızı çekip nehirlerden boydan boya bütün Avrupa'yı geçtik. Tuna'da, Karadeniz'de, Köstence'den tekrar denize kavuştuk. Bu gördüğünüz Paris'te Notre Dame Katedrali'nin dibindeyiz. Bu seyahatimiz esnasında nehirlerden Avrupa'yı geçerken ve kanallarda Movaş Tüneli dedikleri bir dağların altında 5 kilometre bir tünelden de geçtik. O tünelden geçen çok az sayıda yelkenliden biriyiz herhalde. Bakın bu tünelin içinde mavnalara göre yapılmış bir tüneldi ve 5 kilometreyi 1 saatte geçebildik. Sanki bir uzayda gidiyor gibiyiz. Su gözükmüyor tünelin içinde gördüğünüz gibi. Bu yolculuğumuz boyunca tabii ki nehirlerde yükselirken ve alçalırken devamlı irtifa havuzlarına girmemiz gerekti. Panama'da biliyorsunuz Panama kanalında 5 tane irtifa havuzu var ve büyük bir olay halinde. Halbuki biz bu yolculukta 224 tane çeşitli boyda irtifa havuzundan geçtik. En miniklerden 32 metrelik dev irtifa havuzlarına kadar 224 toplam havuz yaptık. Ben artık bir kovboy gibi olmuştum ip atma hususunda. Bu Tuna Nehri'nden bir görüntü. Viyana'da direği üstümüze aldık. Burada görüyorsunuz üstümüzde getirmek durumunda kaldık. Çünkü Viyana'dan sonra karadan gönderme imkanı yoktu. Yollar kötü olduğu için ama ondan sonra bizim için sorun da değil. Buraya kadar nehir bazen çok çok dar oluyordu. Yani iki tekne yan yana zor geçtiği yerler oluyordu. Veya köprülerin altından geçerken biraz benim başım bile eğmem gerekiyordu. Tuna'daki artık nehir çok genişledi. Gördüğünüz gibi yer yer eski Osmanlı coğrafyasının meşhur Tunası. Ama Tuna perişan. Tuna'nın eski hali yok. Artık İstanbul'a geldik, çalıştık. Ben daha emekli olmamıştım. Son aylarımı doldurdum. Evimizin önündeki, yakındaki Caddebostan'daki demir yerimiz evimize 200 metreydi, eski kira evimize. Oradan tekneden gittik geldik. Sonra da tekrar İstanbul'dan yola çıktık ve de Okluk Koyun'da, o zaman Cumhurbaşkanı'na tahsis edilmemişti, saray yapılmamıştı. Sadun Bey'in sarayıydı. Elini öptük, duasını aldık. Ondan sonra oradan Akdeniz'i geçtik ve de Akdeniz'den Karayipler'e ulaştık. Seyirde bu bizim tekne. Atlantik üzerinden Karayipler'e ulaştık. Seyirdeki hayat, bakın bizim teknemiz küçük. Türkiye şu anda dev gibi teknelerle dolu. Bu yanlış. İnsanların o kadar büyük teknelere ihtiyacı yok. Bu pazarlama hilesi. Şimdiki zamanın insanları onu tercih ediyorlar. Çok büyük paralar harcıyorlar. Oysa teknede emniyet çok çok önemli. Elimizi attığımızda her şeye ulaşmamız lazım. Çok temiz olması lazım. Çok düzenli olması lazım. Efendim o zaman biz çok kitap okurduk, hala okuyoruz ama e-book'a dönmek zorunda kaldık. Audiobook'a döndük. Küçük sinema tek tük seyrediyoruz hala. Ufak tefek seyirde uzun seyirler, haftalar süren, aylar süren okyanus geçişlerimiz var bazen. Bir ayı geçen okyanus seyir kaç? 34 gün kara görmeden gittiğimiz seyirler oldu. Onun için hem kendimizi oyalamak hem de bir taraftan da öğrenmeye, anlamaya devam etmek için de epi okuyoruz. Mutfağımızı görüyorsunuz. Nadir Hocam mutfakçılığı çok ilerledi denizdeyken. Ekmek yapmayı öğrenmek zorunda kaldım. En başta o. Sonra tabii pratik bir şekilde yemek pişirmek gerekiyor. Küçük alanda olmak gerekiyor. Ben hani karada yapmadığım bir sürü şeyi, dolmalar sarmaya falan hepsine başladım. Tekne hayatının, mutfağının bazı özellikleri var. Mesela istediğiniz gibi LPG kullanamıyorsunuz. O yüzden düdüklü tencere çok önemli. Fırın istediğiniz gibi kullanamıyorsunuz. Elektrik kullanımınız kısıtlı. Ama biz yine de
Bir tane espresso makinesi aldık. O benim lüksüm. Sonra mesela sodayı kendimiz yapıyoruz. Soda makinamız var. Su yapıcımız var. 9-10 seneden beri hep su yapıcı suyla yaşıyoruz. Onu yiyoruz, içiyoruz. Onunla yıkanıyoruz. Çayımızı, kahvemizi onunla yapıyoruz. Su yapıcı suyu bu. Şimdi plastik şişelerde satılan sulardan çok daha lezzetli geliyor bize. Bir de şey diyorlar hani tuzlu suyla bulaşık yıkıyoruz diye ama o da pek doğru değil aslında. Neyse gece seyirleri ben hep çekinirdim gece seyirlerinden. Hala da hani birazcık çekinirim ama alışıyor insan, öğreniyor. Gece seyirinde kırmızı ışık kullanmak gerekiyor. Normal beyaz ışık yakmıyorsunuz. İşte kendinizi oyalayacak bir şeyler bulmanız gerekiyor. Akdeniz'de ve Ege'de mutlaka dümende oturuyoruz. Fakat Atlantik'te ve diğer Pasifik Okyanusu'nda, Hint Okyanusu'nda olsun pek söyleyemeyeceğim. Dümende oturmuyoruz. İçeride dinleniyoruz. 15 dakikada bir çıkıyoruz. Erzak İkmal de çok ilginç bir husus oldu. Bizden önce çıkanlar hep şey dediler bize, sorduğumuz arkadaşlar. Ama mutlaka her şeyi Türkiye'den alın. İşte bol bol alın. Ondan sonra bulamazsınız filan diye. Tabii 6 senenin sonunda ben hala Sintine'den Türkiye'den aldığım konserveleri ayıklıyordum. Çünkü çok fazla almışız. Gerek yoktu buna. Her yerde gıda bulabildik. Balık, benim balıkçılığım var. Ben 75-80 arası balık tutup sattım. Hatta onunla yaşadım 79'dan sonraki senelerde. Sonra hocalık yaptım vesaire. Her neyse, okyanusta bizim lüferimiz, kalkanımız, palamudumuz efendim yok. Ama fena değil. Okyanusta da gördüğünüz gibi bazen irice güzel balıklar tutuyoruz. Şaka bir yana 10 ila 25 kilo arası balık tutuyoruz genelde. Daha küçük balık bizim oltamıza pek gelmiyor. Plastik basit yemler kullanıyoruz. Biz önceden ağzımıza sushi, sashimi hiç sürmezdik. Türk deniz kültürüyle yetişmiş aileden, atadan, dededen tarama yapmayı, çiroz yapmayı bilen insanlardık. Lüfer balığına tapardık. Sonra yeni balıklar öğrendik. Balıkları sushi, sashimiden de öte direkt tuttuğumuz dakikada ay üzerinde kaldığımız ziyan olacak diyerekten balıkları hemen yemeye başladık. Sonra Karayiplere vardık. Karayiplerden Cartagena üzerinden, yani Kolombiya Cartagena ve Panama üzerinden Galapagos'a şeye çıktık. Panama, Pasifik Denizi, özür dilerim, Pasifik Okyanusu'na çıktık. Slide'ım ilerlemiyor, özür diliyorum. Şuradan da. Evet. Bu San Blas Adaları. Evet, San Blas Adaları Panama ile Kolombiya arasında çok kendine özgü bir yer. Oradaki Kızılderililer hakikaten eski adetlerini sürdürerek yaşıyorlar. Çok ilginç. Pigmelerden sonra yeryüzünün en kısa ikinci milleti bunlar. Ben bile uzun boylu kalıyordum orada. Ve teknesini görüyorsunuz. Ağaç kütüğünden oyma. İnsanlığın en eski teknelerinin biraz iyisi. Yani 5-10 bin yıllık teknolojiyle. Bunun üzerinde balık tutarak çok iptidai koşullar için çok tatlı, çok ilginç kültürel insanlar. Mesela cep telefonu dağıtmışlar. Sim kart vermişler. Fakat elektrik yok köylerde. Elektriği bırak zaten hani hiçbir şey yok. Kumdan çadırda yaşıyor dibi kum. Neyse bize getiriyorlar cep telefonlarını. Rekarga diyorlar yani. Sen bunu şarj et akşama kadar. Sonra dönüşte balık bırakıyor. Telefonunu alıyor. Bu şekilde yaşıyorlar. San Blas çok görülesi bir yerdi. Maalesef tekne dışında görülecek, tekne ile gitmek dışında başka bir imkan yok oraya gitmek için. Bu Panama kanalı gördüğünüz gibi 3 tekne birbirine bağlanmış. Şu son kapaklar açılıyor ve Pasifik Okyanusu'na ilk defa çıkıyoruz. Çok heyecanlıydık. Panama'dan yola çıktıktan sonra Galapagos üzerinden Marquis Adaları, Tuamotu'lar ve Bora Bora. Pasifik Okyanusu'nun tabii gerçek boyutlarını haritada görmek mümkün değil. Ama çok uzun bir seyir. En uzun seyirlerden bir tanesi. 3400 mil galiba Galapagoslardan Marquis'lere. Tabii o şeyi geçerken, ekvatoru geçerken bir tören yapmak gerekiyor ya, Neptün için işte bir parti yapmak gerekiyor. Biz de 2 kişilik dev bir parti yaptık. Ben dansöz kıyafetimi giydim. Selim de Osmanlı Paşası kılığına girdi. Hava da güzeldi Allah'a şükür. Bu Galapagoslar gördüğünüz gibi ilk durağımız. Bu da teknemize biz daha demir atamadan çıkan küçük fok balığı yavrusu. Onlar baya kötü oluyorlar. Teknelere çıkıyorlar ve pisliyorlar da tekneye. İndirmek de zor oluyor. O
yüzden hani çok aa ne şirin falan deseniz de bir süre sonra fenalık geliyor foklardan. Bakın burada kıçımızda yuva yaptılar. Biz de arkaya ağ ördük. Çünkü eğer o ağ olmazsa içeri giriyorlar. Sonra kameradan çıkmıyorlar. Dişlerini falan gösteriyorlar. Evet, bu Pasifik geçişi benim herhalde hayatımın en güzel yelken seyirlerinden bir tanesiydi. Ömrüm oldukça unutmayacağım ve her zaman bir daha yapmak isteyeceğim. 13-18 knot doğu rüzgarı arkamızdan geliyor. Bakın burada balonumuz bile açık. Yani günlerce gidiyorsunuz hiç yelkenlere dokunmadan. Balık tutarken bazen seni... Gördüğünüz gibi balığın bu büyük bir orkinoston balığı 30 kiloluk ama bana sadece kafasıyla bağırsakları geldi. Köpek balığı güzel kısmını götürmüş. Ufak tefek maceralar oluyor. Ve ilk geldiğimiz ada Pasifik geçtikten sonra çok meşhur Fatuhiva Adası. Buraya eskiden Penister Körfezi denirmiş. Şimdi sonra Katolikler gelince Katolik papazlar Bakireler Körfezi adına getirmişler. Çocukluk rüyamızdı bizim bu Tahiti, burayı görmek. Tahiti yolundaki ilk durağımız bu. Ardından bu Tahiti'nin karşısındaki Morea Adası. Bu da dünyanın en güzel adalarının birisi. Doyulmaz bir zamandı. Burada mantara, müthiş bir hayat var. Denizaltı hayatı anlatmakla bitmez. Denizüstü hayatı da anlatmakla bitmez. Bakın... Yani, akvaryumun içinde gibisiniz. Balıklar elinizden yiyorlar. Yani bu normal bir denizdeyim gözlükte ve hayvanlar gelip elimden balık yiyorlar. İnanılmazdı. Bu yalnız sadece hani... Tahiti, Bora Bora burada işte dans ediliyor falan diye anlaşılmasın. Bunların Heiva diye kutladıkları, her sene kutladıkları bir festival var. Heiva hayat demek onların dilinde. Hayatı kutladıkları bu festivali 14 Temmuz Fransız bayramı ile birleştirmişler. Çünkü Fransız Polinezyası ya şimdi bu adalar. Fransa sayılıyorlar. O bayramla birleştirmişler ve orada... Her türlü spor faaliyetini de yapıyorlar. Bizi en çok etkileyen de kürek yarışlarıydı. Bu kürek teknelerine vaa diyorlar. Herkesin bir tane vaası var. Herkes kürek çekiyor. İnanılmaz. Bu Bora Bora'daki Heiva'da tek bir gün, tek bir yarışta 67 tane tekne start aldılar. Ve kadınlar çocuklarıyla çıkıyorlar. Kocaman, şişman kadınlar, inanılmaz şeyler gördük. Tabii biz bu yarışa katılacak boyutta bir vaacılığımız yok ama sonra biz bu sporu da öğrendik. Aslında isterseniz yani giderseniz ve orada uzun kalabilirseniz sizi de buyur ediyorlar. Tabii. Bedava çekiyorsunuz, kulüpleri var, öğretiyorlar, takımlara giriyorsunuz. Onu yapan arkadaşlarımız oldu ama biz Türk olarak orada sadece 3 ay müsaade vardı. O 3 ayda yetişmedi. Kulübe yetişemedik. Efendim bu da meşhur Tahiti'nin dansları. Bora Bora Adası'nda 5 bölge, Bora Bora küçük bir ada, bizim büyük adanın biraz irisi diyelim. İşte 6 bin kişi Bozcaada yaşıyor. Kadar 6 bin kişi yaşıyor. Bunlar kendi aralarında 5 coğrafi bölge halinde takımlar kuruyorlar. Ve bütün koreografiyi, bütün müziği, dans, antrenmanları, her şeyi bu 5 grup kendi arasında düzenliyor. Kendi orkestraları var, kendi hot couture terzileri var. Muhteşem bir olay ve bedava. Evet, hiçbir ticari yönü yok. Bakın herkes serbest oturuyor, seyrediyor. Bir yerliler yer açıyor size, gel yapıyorlar. Oturup izliyorsunuz. Müthiş bir coşku, müthiş bir kültür. Ve Fransızlar da kaynaşmışlar. Biraz dikkat ederseniz burada Çinli Hintli yüzleri de görüyorsunuz. Pasifik'in üzerinden sömürgecilik geçtiği için bu insanların nüfusları çok azalmış. Buralarda çalışacak Hintli ve Çinliler getirilmiş. Onlar da kaynaşmışlar. Müthiş bir kültür. Bora Bora'dan sonra çıktık. Yeni Zelanda'ya doğru önümüzde 3000 mil daha var. Orası biraz tabii netameli bir geçiş orası. Çünkü Bora Bora'ya kadar hava güzel ama sonra havalar oynak olabiliyor. Bu bir convergence zone dedikleri bir yer var. Orada rüzgarlar ters eseriliyor filan. Neyse biz güzel geçtik orayı. Burası Fiji gördüğünüz gibi. Fiji'nin mercanlarıyla meşhur Fiji. Şu anda burada demir atmış duruyoruz. Arkamız gördüğünüz gibi bütün mercan. Eğer rüzgar değişirse tabii tekneler için bir ölüm tuzağı oluyor. Bize de oldu nitekim. Fiji o kadar yani oralar o kadar tekin yerler değil. Sonra Yeni Zelanda'ya vardık. Görmeyi çok istediğimiz yerlerden biriydi Yeni Zelanda. Ve Pasifik'in tayfun mevsimini 6 ay Yeni Zelanda'da geçirdik. Bütün adaları, iki adayı da gezdik. Ondan sonra adanın dağlarına tırmandık, kamplar kurduk, maratonlarına katıldık. Efendim doyamadık diyelim. Evet, çok Yeni Zelanda bir ikinci vatanımız gibi oldu 6 ayda.
Oradan da tekrar yola koyularak yine kuzeye, Yeni Kaledonya üstünden Endonezya'ya geldik. Endonezya bütün seyahatimizde bizi en çok etkileyen yerlerden biriydi. Bir adalar ülkesi. Çok ücra adalarına da gittik Endonezya. Endonezya'yı öyle gezmek mümkün değil. İstediğiniz gibi gidemiyorsunuz. Hükümetten izin almak gerekiyor. O izinleri almaya uğraşmaktansa tekneler, iki tane ralli var. Rallilere katılıyorlar. 50'şer teknelik. Ve o rallilerle gezdiğiniz zaman da bütün o ücra köyleri, kasabaları, adaları hepsini görme imkanınız oluyor. 3 ay geçirdik Endonezya'da. Gördüğünüz gibi bu Komodo canavarları, Komodo dragonu denen, işte Selim'in çok sevmediği. Bu da Endonezya'nın su altı görüntüleri. Şnorkelle, scuba'ya gerek yok. Yani biz scuba yapmıyoruz zaten. Ve Endonezya'da hala bizim ülkemizde maalesef artık yıkılmış, gitmiş olan geleneksel tekne yapımcılığı var. Hala ulaşımı onlarla yapıyorlar. Ve çılgınca bir emek görüyorsunuz. Ve de çok ilginç görüyorsunuz. Önce tekne yapılmış, kabuk çıkmış. Zıvana denilen ahşap çivilerle teknenin dışı yapılmış. Şimdi içine posta dediğimiz eğriler ve omurga yerleştiriliyor. Çok uzun sürüyor. Mesela bu 2 yılda işlem bitiyor bu tekne. 2 senede bitiyor ama ondan sonra bu taşımacılığı, her şeyi bu tekneyle yapıyorlar. 1300 adada yaşanıyor. 14 bin adadan oluşuyor. Bunların 1300'ü arasında genelde bu ahşap teknelerle, biraz daha zengin nüfusun çok olduğu yerlerde saç teknelerle ulaşım yapılıyor. Çok müthiş insanlardı. Çok etkilendik. Ve burada tekrar yolda ufak tefek hekimlik yaptık ya, yardım ihtiyacı olan yelkencilere ve karadaki insanlara. Ama hocalık olarak burada sıkı bir hocalık faaliyetimiz oldu. Biz Türkiye'de üniversitelerin, tıp fakültelerinin ve sağlık sisteminin üzerinden tatsız dalgalar geçince erken bıraktık mesleğimizi. Ve son yıllarımızda da özellikle sakat çocukların tedavisine çok yoğunlaştık. Kitaplar yazdık. Türkiye son dışında da faaliyetlerimizde, Türkiye dışında da faaliyetlerimiz oldu. Bizim kitaplarımızın bir tanesini Endonezya'da okumuşlar. Bizim Endonezya'ya çevirmek için izin istediler biz Yeni Zelanda'dayken. Biz de gelelim yardım edelim dedik. O gelelim yardım edelim fikri 3 günlük bir kongreye dönüştü. Orada bu sakat çocuk aileleriyle kongre yaptık. Doktorları, terapistlere gittik. Hastalar gördük. İlginç bir dönemdi. Sonra da tekrar yollara koyulduk. Bu da deniz çingenelerinin olduğu köyler. Bunlar suyun üstünde yaşıyorlar. Mesela bu çocuklar okula o tekneyle gidiyorlar. Hoş geldin. Merhaba. Bu da balık sepetleri. Bizde de bunlar vardır ama bu boyutta olanlar yoktu. Zaten kalmadı artık. Bu tip bir balıkçılık, bunları yapmayı bilen kimse de kalmadı. Singapur'da da çok ilginç bir ahbabımızla karşılaştık. Nadire'nin deniz hayatında önemli rolü olan Fethi Goodlander isminde bir Amerikan deniz yazarı. Nadire pek bir korkardı. Fethi ona çok Fethi'ye hayrandı bir yandan da. Onun yazılarını okurdu dergilerde. Fethi sonra 2. dünya turunda Türkiye'den geçerken biz Fethi'yle tanıştık. Çok moral verdi. Ardından da hatta kitaplarına Nadire editörlük etti. Singapur'da bir aile toplantısı yaptık. Sonra Güney Afrika'da bir daha buluştuk filan. Bu Malaka Boğazı Singapur'dan Malezya'ya çıkarken hakikaten İstanbul Boğazı'ndan da beter bir trafiği var. Bu şeyi göstermek istemiştik. Gemiler böyle dizi dizi gidiyorlar. Biz de onların yanından gidiyoruz. Gemi yoluna girmiyoruz ama hemen yanından devam ediyoruz. Bu Malezya'da yaptığımız kongreden görüntüler. Ondan sonra da Tayland, Maldivler. Şimdi burada da bir karar vermek durumundaydık. Maldivler'den, Kızıldeniz'den yukarı Türkiye'ye mi yoksa aşağıya Rodrigo, Madagaskar mı? Ben 8 yaşından beri Madagaskar'ı görme hayalleriyle yanıyordum. Selim de bana seni götüreceğim diye söz vermişti. O yüzden önce Tayland'a gittik ve ondan sonra Tayland'dan Maldivler yolundayız. Bu da Maldivler'de. Oradan da aşağıya, güneye, Rodrigo Adası'na yol verdik. Bu Rodrigo Adası'nın limanı. O en zorlu geçişimiz de o, Hint Okyanusu'nu kuzeyden güneye doğru geçtiğimiz. Hakikaten en zorlandığımız seyirlerimizden biri oldu. Ama Rodrigo Adası inanılmaz güzeldi. Yine hiç unutmayacağımız 1950'lerden kalma turizmin gelmediği muhteşem bir yerdi. Devam edelim. Sonra da Rodrigo'dan sonra da La Réunion Adası. Réunion Adası yine Fransızlara ait.
böyle okyanusun ortasından zurt diye çıkan 3 tane volkandan oluşuyor. Limanı falan yok. O yüzden gidince oraya marinada kalmak gerekiyor. Önceden yer ayırtıyorsunuz çünkü yer olmayabiliyor falan filan. Devam edelim. Müthiş bu dağları var. Burası dünyanın en müthiş trekking parkuru. Hatta bu trekkingden öte Fransızlar burada mountain bike yapıyorlar bu uçurumlarda. Şu gördüğünüz oyukta mesela oradan yürüyorsunuz. Bu oyuk ama çok iyi bir oyuk. Normalde öyle oyuk yok. Bu oyuk kanalizasyon de Orange diye bir su yolu. Oradan kraterin içindeki derelerden baraj gölü yapılmış. Olmuş şehre su yolu döşenmiş. Su yolunun üzerindeki yol bu. Onun dışında müthiş bir tırmanma, dağcılık sınırında bir tırmanma, günlerce süren muhteşem yürüyüşler yaptık. Bakın buradan aşağısı bilmem kaç yüz metre. Riviera de Galette'de aşağıdan nehir geçiyor. Arkadaşlarımızla beraberiz. Bakın aşağıya doğru küçük bir manzara ama bu fotoğraf çekilebilecek bir manzara. Normalde birçok güzel manzarada fotoğraf çekme durumumuz olmuyor. Ve bu dünyanın inanılmaz bir ülkesi. Bu National Geographic'te falan bilmiyorum. Biz hiç televizyon seyretmiyoruz. 39 sene oldu televizyonu bırakalım. Çıkmış mıdır? Bu bölge, bu kraterlerin karayolu falan yok. Hiçbir şekilde de yapılamayacak yani. Amerikalılar bile gelseler yapamazlar. Askeri amaçla bile sadece yapılamaz. Sadece yürüyerek içeri girilebiliyor veya helikopterle. Köy ahalisi imece usulü işte 300 oraya bir helikopter kalkıyor. Her şeylerini getiriyor ve götürüyor. Bütün çöp de dışarı helikopterle gidiyor. Çok ilginç bir coğrafyaydı. Bakın bu orta siyah şapkalı olan Madame Rose bir köle torunu. Bunlar bu adanın nüfusunun %70'i eski köleler. Malgaş denilen Madagaskarlı veya Afrikalı veya Hintli Çinli köleler ve bunların simbiyozları, melezleri çok muhteşem insanlar. Mükemmel Fransızca konuşuyorlar. Genelde çok kültürlüler. Dünyayı çok az görmüş olmalarına rağmen. Dünyanın bir kenarında bir ütopya adası. Reunion'dan sonra Madagaskar'a geldik. Madagaskar benim için çok önemli bir merhaleydi ve gerçekten de Afrika'ydı. Yani Afrika'ya ilk adımımızdı Madagaskar. Gördüğünüz gibi mesela bu sepetlerin içinde hep canlı tavuklar var. Pazara tavuk getirilmiş. Arkada da bizim çocukluğumuzda olduğu gibi bakkal çakkaldan biz biliyorsunuz fasulyeyi, şekeri, pirinci çuvalla alırdık. Arkada o şekilde işte çuvallarla gıdalar duruyor. İnsanlar paraları olduğu kadar alışverişlerini yapıyorlar pazardan. Burada mesela havuçları rendeliyorlar. Bunu 1 liraya satıyorlar. Onu salata olarak hazır ama, alıyorsun. Ama muz kabuğuna sarıp satıyorlar. Naylon veya kağıt yok. Muz yaprağına sarıp satıyorlar. Ve de rende elektrik de yok. Rendeyi tamamen elle yapıyor. Bıçağını biliyor. Şıkır 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 o gördüğünüz malgaş kadınlar o havucu eliyle rendeliyor. Hiç rende makinesi bile yok. Kıymayı da elle rendeliyor. Kıymayı da el makinesiyle çekiyor. Bunlar da meşhur lemurlar. Madagaskar'ın lemurları biraz antipatik hayvanlardı. Sen sevmedin. Ve de Madagaskar'ın kayıkları. Ben Boğaz çocuğu olduğum için eskiden bütün Boğaz köylerinin sandal yapımcıları olurdu. Bizim köyümüzde İstinye köydür aslında. Maalesef şimdi korkunç bir dejenerasyon halinde. %99'u bizim neslimizin yok oldu. Bizim ve bizden büyüklerin. Bambaşka insanlar geldiler. Bizim köyümüzün 3 sandal yapımcı ailesi vardı. 3-4 hatta nesillerden beri sandal yapan. Bu gelenek bakın Madagaskar'da sürüyor. Bunlar yerli sandallar. Fransızların pirog dediği Madagaskarcayı öğrenemedi. Ve Nadire orada da yarışa katıldı. Bakın koşu yarışı başlıyor. Bu da yarışın 15 kilometrelik bir koşu yarışının ödülleri 5 tane bisiklet. Bu bisikletler Madagaskar'da bizim ülkemiz için Mercedes veya BMW kadar kıymetli. Ve de bizden daha gördüğünüz gibi tek başına koşuyor. Bir tek fotoğrafını çeken kulunuz var. Her yarışa bir sonuncu lazım. Ama Madagaskarlar müthiş koşucular. Onlar pırırt diyerekten koşup gittiler zaten. Evet ama bitirdik. Bakın çok fakir bir adada yapılan yerli kayığı bu. Bunu yapmak zorundalar zaten. Yapmazlarsa hiçbir ulaşımları yok. Balığa da çıkamazlar. Hiçbir yere gidemezler. Bunun üzerinde çivi bile yok. Her şeyi ahşaptan, her şeyi kendi geleneksel yöntemle adanın, o köyün koşullarında yapılmış. Binlerce yılın gelenekleriyle. Bu biraz daha büyük ticari bir kayık. Bunda da gördüğünüz gibi elden gelince her şeyi geleneksel yöntemlerle yapılmış. Çok müthiş denizciler. Bakın ağzına kadar yükü almış yırtık pırtık yelkenleriyle bizim bu sosyetik yarışçılarımızın yapamayacağı kadar müthiş denizcilik yapıyorlar. Yükü görüyorsunuz.
Latin yelkenlerine. Üstlerinde hiçbir metal olmadığı için radara da çıkmıyorlar. O yüzden geceleri onlar sizi görüyor. Siz onları göremezsiniz. İmkan yok gece seyrinde. Hiçbir şeyleri yok. Yemeklerini bile soğuk yiyorlar veya küçük bir mangal ateşi yakıyorlar. Elektrik ışıkları olmadığı için bir pilli fenerleriyle size işaret yakıyorlar gece seyrindesi uzaktan görürlerse. Gördüğünüz gibi müthiş süratlerde yapıyorlar. Bu fotoğrafta sert bir havada uça uça gittiğini göremiyorsunuz ama gözünüzde canlandırabilirsiniz. Burası Honey River, yani bal nehri. Gavurların taktığı isimler. Evet, 1,5 litre balı 15 liraya alıyorsun. Ama ne istiyorlar biliyor musunuz? Boş kap, pet şişe. Boş pet şişe istiyorlar. Bu çok önemli onlar için. Ve onlar çünkü kendi şeysini dolduruyor. Şey nasıl ilerliyorum? Evet, Madagaskar'dan yola çıkıp Richards Bay üzerinden Cape Town'a geldik. Ümit Burnu'nu döndük. Bu sırada Richards Bay'e tekneyi koyup Afrika'nın içlerine Botswana'ya kadar gittik. Tek araba tuttuk gördüğünüz gibi. İki tane araba pert ettik. Üçüncü arabası zor kurtardı canını. Çok zordu. Botswana kaç kilometre? 2000 kilometre? 8000 kilometre. 8000 kilometre yol yapmışız. Ama inanılmaz şeyler gördük. Yani artık soyu tükenmekte olan hayvanları filan. Sonra Ümit Burnu'nu geçtik. Gördüğünüz gibi hava durumları o kadar egzakt, o kadar kesin çıkıyor ki hani ukalalık olacak ama Ümit Burnu'nu balonla geçtik. Bu Cape Town, meşhur Table Mountain. Oradan da 3 ay kaldıktan sonra St. Helena üzerinden tekrar Karayiplere döndük. Bu St. Helena, Napolyon'un sürgün edilip sonra da vefat ettiği ada. Buranın da limanı yok, dubalar var, orada bağlanıyorsunuz. İlginç bir coğrafyası var. Okyanusun ortasında her yere çok uzak bir ada. 3 haftada bir tekne geliyor. Oranın en büyük özelliği, bu denizlerin en büyük balığı, whale shark deniyor. Whale değil, yani balina değil, balık bunlar. Onlarla birlikte yüzebiliyorsunuz. Hatta neredeyse elinizi değebiliyorsunuz hayvana. Çok uslu, munis bir balık. Evet, St. Helena'dan Tobago'ya geçen etapta da 24 gün 17 saat sürmüş, yazmışım oraya. Trinidad'da karnavala yetiştik. Trinidad'da karnaval yaptık. Ve ondan sonra da Martinik Adası'na gelerek, Karayipler'deki Martinik Adası'nda turumuzu tamamlamış olduk bir nevi. 2018'de de Türkiye'ye döndük. Tekrar Atlantik'i doğuya doğru geçerek bu sefer Cebel Tarık'tan ve 2019'da Türkiye'de... Teknemizi söktük, binlerce belki 2000-3000 parçaya böldük. Sıfırdan yeniden inşa ettik. Fransızların orijinal yaptığından daha sağlam, daha güzel, Türk aklı ve Türk emeğiyle daha da güzel, daha da sağlam bir teknemiz oldu. 95 günlük, sabahın 6'sına akşamın 10'una kadar birçok gün, 95 günlük çok sıkı bir işçi emek maratonuydu. 21 kişi çalıştı, en çok naçiz kulunuz çalıştı tabii. Ardından da tekrar Karayiplere gittik. Dönüş yolları Karayiplere gidiş kolay çünkü ticaret rüzgarı denilen rüzgarlarla Pupa'dan gidiliyor, akıntı eşlik ediyor. Dönüş yolu Azor Adaları'ndan Cebeli Tarık üzerinden gelmek biraz daha yorucu. Ama burada da Akdeniz var. Bizim kültürümüz, bizim insanlarımız var. Ona da değiyor doğrusu. Evet, çok hızlı bir böyle vışt diye geldik geçtik ama ancak çok zaman. Da zaman almayalım dedik. Hatta birbirimizi devamlı zorladık, hızlı git hızlı git diye. O yüzden şimdi biz bitirelim, size bırakalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Harikulade bir sunumdu. Hatta bana göre biraz hızlı bile geçtiniz. Bazı yazıları orada okumayı çok isterdim. Şimdi bu YouTube kanalımızda yayınlanacak. Dönüp oradan okuyacağım. Mesela orada bazı zorluklar vardı. Onlar çok ilgimi çekti. Efendim yine aldığınız notlar vardı. Siz onları hızlıca bahsettiniz. Onların hepsini okumak isteyeceğim. Ama elinize sağlık. Harikulade bir sunumdu. Şimdi... Soru sormak isteyen, yorum yapmak isteyenler varsa lütfen el kaldırma butonuyla katılım gösterirlerse ben herkese sırayla söz vermeye çalışayım. Ekrana bakarak el sallamak da kabul. Derya Hanım buyurun. Ben öncelikle merhaba diyorum. Selim Hoca ile Nadire Hanım'ı uzun zamandır görmüyorum. 40 yıl falan oldu galiba. Yaşımız aynen, meydana. Aynen öyle. Çok mutlu oldum. Yani Levent'e teşekkür ederim.
bana haber verdiği için önce sizleri görmek, sonra bu yaşanmışlığı hissetmek benim için çok güzel bir duygu. O izlerken aslında şey düşündüm. Bizler denizciyiz biliyorsunuz, yıllarca denizin üstündeydik. Ama tabii sizin gibi Atlantik Okyanusu'nu geçmedik ama hep denizle haşır neşir olduk. Martılarla, balıklarla, denizle, tuzlu suyla yoğrulduk. Onun için hiç sivri bir sivri köşemiz kalmadı. Deniz törpüledi bizi tabii. İzlerken ne kadar güzel dedim. Tam işte yaşanmışlık böyle bir şey olmalı. Tek düzeliğin dışına çıkmak. Yani hastane olaylarını biliyorum tabii, tıp mensubu olmanın ne kadar zor olduğunu da biliyorum. Onların dışında bambaşka bir hayat yaşadığınızı ve bundan çok mutlu olduğunuzu gördüm. Sizin mutluluğunuz bize de yansıdı. Ben öyle hissettim. Dedim ki işte yaşam bu. Çok keyifli bir sohbetti. Dilerim tekrar bir araya geliriz, ister YouTube'dan ister kanlı canlı. Ben Fethiye'de yaşıyorum. 4 yıldır buraya yerleştik. Eğer tekneyle buraya bordo yaparsanız kıç üstünde baş üstünde otururuz diye düşünüyorum. Ve bundan sonraki de planlarınızı öğrenmek istedim. Tekrar okyanusa kaçmaya çalışıyoruz. Şu Covid belası biter bitmez inşallah. 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 Bu sefer yol nereye? O tabii istiyor, gönlümüz önceden de gidecektik. Patagonya, Antarktika gitmek istiyoruz ama tekneye soba da taktık, izolasyonunu da kuvvetlendirdik, şudur budur. Şimdilik fırsat olmadı, o kadar uzağa gitme şansımız olmadı. Aile büyüklerimiz var, mesuliyetimiz var. Bakalım, biz ama en kötü ihtimal sadece Martini'ye, eski köyümüze gideriz diye düşünüyoruz. Yine gider geliriz ama fırsat olunca da bir tekrar Pasifik'e ve Patagonya'ya gitmek istiyoruz. Ama bir de Kanada'da torun var Derya'nın. Evet. O yüzden belki de Ontario Gölü'ne gidip torunumuzun evin önüne demir atma düşüncemiz de var. Süper. Çok iyi yaparsınız. Yapabilirseniz herhalde onlar için de sizin için de çok mutluluk olur. Çok büyük mutluluk olur. Selim, biz epeydir, çok uzun zamandır görüşmedik. Gerçekten çok mutlu oldum her ikinizi de görmeye. Hele bu bölümü görmek beni inanılmaz mutlu etti. Valla emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Levent, bir tanemsin, canımsın ya. Derya'cığım teşekkür ederim, eksik olma. Peki Derya Hanım, sizinki bittiyse o zaman Osman Bey... Söyleyeceklerim bu kadar, teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Osman Bey chatten yazmış, söz istiyorum demiş. Osman Bey buyurun lütfen. Ben öncelikle platforma teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten muhteşem iki değerli insanla tanıştırdı. Selim Bey ve Nadir Hanım'a çok teşekkür ediyorum. La Fontaine'den masallar gibi dinledim bir uzak yol kaptanı olarak. Yani biz çoluk çocuğu etrafımızda toplayıp anlatıyoruz ama yani ağzım açık böyle dinledim ve en önemlisi, sizi çok tebrik ederim. Ne kadar mütevazi insanlarsınız. Yani böyle sıradan işlermiş gibi anlattınız ama yani ben bunları yaşıyor gibi izledim. Hepinize çok teşekkür ederim. Selim Bey ve Nadir Hanım'a da özellikle ayrı ayrı bu mütevazılıklarından dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki, teşekkür ediyoruz. Tülü Bey, Selim Bey bir şey yazmış alta galiba, gördüğüm kadarıyla çete yazmış, sizle görüşmek isteriz diyor. Siz belki onu aranje edersiniz veya Levent Başkanım yardımcı olur, onu iletmiş olayım buradan. Evet. Efendim, sonra da biz görüşürüz. Uzun süredir hiç haberleşmemiştik. Ben çok sevindim Tulu Bey'i burada görünce. Bizim yelkenci büyüğümüzdür, çok kıymetli, çok emekleri olan bir yelkenci abimizdir. Tamamdır, süper. Başka var mı efendim katılım göstermek isteyen? Peki, o zaman gördüğüm kadarıyla herkes anlattığınız ve gösterdiğiniz harikulade
fotoğraflarını ve anlattığınız mükemmel hikayenin büyüsüyle huşu içinde. Kimse çok bir şey söyleyecek bir şey bulamıyor galiba. Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Şimdi bu deniz meselesi hakikaten ilginç. Çeşitli Kaptan Kusto'dan tutun da küçüklükten bugüne kadar seyrediyoruz. İnsan yaşayınca farklı oluyor galiba. Fakat ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi dikkatimi çekti. Hem denizde gidiyorlar, denizi geziyorlar, hem de karayı geziyorlar. Şimdi bu kombinasyonu yapmak herkese has bir şey değil. Bu bir amaç mıydı ve aynı zamanda kültürleri mi tanımak içindi, yoksa sadece dünyayı gemiyle gezmek için miydi? Bu konuda biraz daha yani nasıl bunu düşünerek hangi amaçla yaptığınızı biraz daha açarsanız iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten ilginç bir şey. Efendim çok güzel yakaladınız. Ben Norveç'te yaşıyorum. Onun için biraz da sordum bunu. Çok teşekkür ederiz Sefa Bey. Çok güzel yakaladınız. Bizim teknemizin adı Keyif ama aslında bizim teknemizin adı Keşif olsun isterdim ben. Ama Keşif derdi yabancılara söylemek zor. Belki çok iddialı da bir isim. Onun için Keyif olarak adını tesmiye ettik. Ama biz yıllarca okuduk, yazdık. Türkiye'de 12 Eylül ve hatta 12 Mart öncesi kuşağıyız. Bunun ötesinde dünyayı görmek, anlamak istedik. Onun için teknemizi sadece bir yelkenle seyir aracı olarak değil, bizi dünyanın farklı milletlerine, farklı kültürlerine, farklı coğrafyalarına götürsün. Biz orayı bir de kendi gözümüzle görelim, anlayalım. Hani Evliya Çelebi'nin yanlış dili sürçüp de rüyasında Peygamber Efendimiz'e şefaat yerine seyahat ya Resulullah demesi gibi, biz de hakikat ya Resulullah deyip kendi gözümüzle görmek, anlamak, o insanların yazdıkları gerçek eserleri bize ulaşan değil, gerçek kayıtlara ulaşmak istedik ve çok şey öğrendik. Bunları şimdi anlatmak günler sürecek bir tartışmadır. Ama amacımızı yakaladınız. Biz denizden dünyayı dönmek veya bir yelken macerası yaşamak değil, gitmek ve görmek istiyorduk. Evet, çünkü deniz yolculuğu yapan çok, yani 22 tane tekne var Türkiye'den dünya turu yapmış olan. Her birinin amacı farklı kendince. Mesela çok hızlı bir şekilde turu yapıp tamamlayıp gelenler var. Sadece turu yapmış olmak için. Veyahut da gittiği yerde uzun uzun kalanlar var. Mesela 14 sene dünya turu, dünyayı gezmiş olanlar var. Biz ikisinin bir kombinasyonu yapmak istedik. Gittiğimiz yerleri iyice görmek istedik. Sizi tamam. En çok etkileyen ülke ve kültür ne oldu bu şeyinizde? Yani hepsinin içerisinde mutlaka bir tane çok etkilendiğiniz bir şey olmuştur, obje. Ben Endonezya demek isterim. Ben de Endonezya derim. Benim adıma Endonezya demek isterim. Çünkü özellikle küçük adalarında çok gerçek bir hayat yaşanıyor. Yani turizmin uğramadığı, tüketim toplumunun ulaşmadığı, normal hayat yaşanıyor. Öyle Müslüman şey. Ama politik İslam değil. Yani sömürge olmanın sınırında gidiyorlar. Tam sömürgeleşmemişler tekrar. Gayet samimi, candan, yardımsever insanlar. Dillerini konuşmasanız bile, ki ben biraz Endonezyaca öğrendim, çat pat konuşuyordum. Çok çok yardımsever insanlar. Yani kendimi çok rahat hissettiğim ve çok yakın hissettiğim bir toplum oldu. Teşekkür ederim. Pekala. Ben de teşekkür ediyorum. O zaman gördüğüm kadarıyla başka bir soru veya katılım yok. Sayın hocalarım, tekrar size teşekkür ediyorum. Diğer katılımcılarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Ve izninizle o zaman bu akşamki oturumu kapatmak istiyorum. Teşekkürler. Selim Bey, geldiğiniz için, bu kıymetli bilgiler ve anılar için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Diğer tüm misafirlerimize de ayrıca teşekkür eder. İyi akşamlar diyorum.